Beyaz Magazin'in ortaya çıkardığı Gülşen detayları konuşulmaya devam ediyor. Beyaz Magazin yine bir ilke imza atmış, günler öncesinde Gülşen'in İzmir'de sahne alacağını duyurmuştu. Gülşen'in İzmir Gündoğan'da vereceği konser için istekleri olay olmuştu. Sanatçı sahnesinde hangi sözlerle olay oldu? Aynı yolda yürüyoruz yıllardır. Eleştirilerin hedefi olan program Kısmetse Olur bu sefer de darp iddialarının gölgesinde. Hangi Kısmetse Olur yarışmacısı kadına şiddet faili çıktı? Magazin dünyasının hızlı çapkını Umut Evirgen bu sefer de hangi ünlü oyuncuyla anılıyor? Sosyal medya bu tartışmayı konuştu. Hadise Umut Akyürek gerilimi patlak verdi. Hadise mi estetik güzeli yoksa şarkıcı Umut Akyürek mi? Yıllarca skandallarıyla adlarından söz ettiren Esra Ceyda Ersoy kardeşlerden bir skandal daha. Polislerin baskın gerçekleştirdiği Esra ve Ceyda Ersoy'un evinden neler çıktı? Az sonra. Beyaz Magazin'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben deniz sunucunuz Didem Delen ve değerli yorumcum Pınar Eliçe. Efendim. Yine şahane bir akışımız var önümüzde. Evet. Bomba gibi haberlerimizle karşınızdayız. Ben de hoş geldim. İzleyicilerimiz de hoş geldi yayınımıza. Bugün yine bir oyuncumuz eksik. Evet. Bilay Beyciğim yok ama takdir edersiniz ki son günlerde haftanın 7 günü çalıştığımız için birer güncük de olsa izin kullanmamız gerekiyordu. Cumartesi pazarda canlı yayınımız var. Hatırlatalım olacak. Saat 17'de görüşüyoruz Beyaz TV'de. Harika bir yayın yine bizi bekler. Harika konular var. Yorumlamak için sabırsız olduğum konularımız var. Akışa geçebiliriz. Başlayalım. Gülşen'le başlayalım mı? Başlayalım. Gülşen bir döndü, pir döndü adeta. Evet. İlk biz söylemiştik Gülşen'in artık sahnelere geri döneceğini ve özel bir gecede bir yılbaşı eventinde sahne aldı. Bir boy gösterdi. Dedi ki ben artık geri döndüm dedi. Evet. Ama bir tedirgin halleri vardı sahnede de. Eski rahatlığı yoktu gibi. Şimdi de biliyorsunuz Gündoğdu Meydanı'nda çıkacak. İzmir'de. Yeni yılda, yılbaşı gününde. Bakalım milyonlar gelecek mi? O konser alanı doldurulabilecek mi? Evet. 5 milyon lira istediği konuşuluyor konser için. Görüntülerimiz var, ardından yorumlarımız da buradayız. Beyaz Magazin'in ortaya çıkardığı Gülşen detayları konuşulmaya devam ediyor. Beyaz Magazin yine bir ilke imza atmış, günler öncesinden Gülşen'in İzmir'de sahne alacağını duyurmuştu. Gülşen'in İzmir Gündoğdu'da vereceği konser için istekleri olay olmuştu. 2,5 milyon lira alacağını ortaya çıkardığımız Gülşen'in şimdi kaç milyon lira alacağı söylendi. Gülşen böyle büyük bir konserde nasıl bir performans sergileyecek? Eski popülerliği tartışma konusu olan şarkıcı konser alanını doldurabilecek mi? Peki Gülşen geçtiğimiz gün görülen duruşmasının ardından aldığı sahnede hangi sözleri sarf ettiği ortaya çıktı? Gülşen konserde emniyet mensuplarını mı hedef aldı? Şarkıcı Gülşen'in bir sahnesinde İmam Hatipler için söylediği skandal sözleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanmasına devam edildi. Çağlayan'da görülen duruşmada tarafların yeni hamleleri vardı. Mahkeme 2000'den fazla kişinin davaya müdahil olma ve Gülşen'in yurt dışı yasağının kalkması için yatırılan 250 bin liralık güvence bedelinin iadesi talebini reddetti. Davaya müdahil olmak isteyenlerin reddinin yanı sıra mahkemede Gülşen adına bir olumlu gelişme daha yaşandı. Şarkıcıdan davacı olan 702 kurum ve kişiden 300'ü şikayetlerinden vazgeçti. Tarafları dinleyen mahkeme mütalasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi. Davanın ardından çıktığı sahnesinde ölçülü kıyafetiyle dikkat çeken Gülşen, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını cevapsız bıraktı. Şen Hanım hoş geldiniz. Çok özledik sizi. 4 ay sonra sahne aldınız. Çok sayılı yılbaşı öncesi konuşsak size neler söyleyeceksiniz? Yaptığınız espri de çok konuşuldu. Ertelenen dava ve konuşulan konserin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Gülşen'in verdiği konserde sarf ettiği iddia edilen sözler magazin gündemini salladı. Şarkıcının seyircilere aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım diye sorduğu öğrenildi. Bu sözlerin gündem olmasının ardından herkes şu soruyu sordu.
Gülşen mahkeme sürecinden korkmuyor mu? Emniyet mensuplarını tiye alarak diline dolayan şarkıcı ne yapmak istiyor? Gelelim bir diğer iddiaya. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Magazin yorumcularının ortaya çıkarttığı Gülşen'in İzmir Gündoğdu konseri mevzusuna. Beyaz Magazin'de Gülşen'in İzmir Gündoğdu konserinde 2,5 milyon lira alacağını ortaya çıkartmıştık. Gülşen'in organizasyon şirketinden istedikleri olay yaratmıştı. 2,5 milyon lira aldığı konuşulurken Gülşen hakkında yeni bir haber çıktı. İddialar ünlü şarkıcının İzmir Gündoğdu Meydanı'nda sahne almak için 5 milyon lira istediği iddia edildi. Peki Gülşen kaç milyona tamam diyecek? 5 milyon mu? 2,5 milyon mu? Gelelim diğer merak edilenlere. Eski popülerliğini kaybeden Gülşen bu sahnede nasıl bir performans sergileyecek? Genellikle vokalistlerine sığındığı söylenen Gülşen, büyük bir atmosferde yapılacak konserde başarılı olabilecek mi? Gülşen, İzmir Gündoğdu Meydanı'nı doldurabilecek mi? Evet, rekor bir rakam çünkü yeni yıl fiyatlarını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz sanatçıların, evet. Ama hiçbir dev sanatçı bile 5 milyon almazken Gülşen'in 5 milyon talep etmesi de çok konuşuldu halk konserinde. Evet, şimdi ben bu 5 milyon olayına çok inanasım gelmiyor. Ona da geleceğim ama onun öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Şimdi İzmirlileri mutlu etmek adına onlara yapılan bu jest, bu konser belediye başkanının kendi cebinden çıkan bir para değil. Sonuçta yine halkın cebinden çıkan paralar bunlar. Hı hı. Verilen paralar, bütçeler değil. 2,5 milyon liraya değer mi veya 5 milyon liraya değer mi değmez mi? Bunu tartışacak değilim. Tabii ki değiyordur ki veriliyordur veya bu paralar konuşuluyordur. Bu arada belediye başkanımızın da iyi niyetli olduğunun farkındayım. Lakin bu haberler çıktıktan sonra bazı yorumları okudum. Ve bazı İzmirlilerin bazı sistemlerini de dile getirdiklerini gördüm. Diyorlar ki keşke bu paralar bir gece iki saat için vermek yerine İzmir'de yapılması gereken çok daha önemli farklı şekilde kullanılsa diyen yorumlar okudum. Bu haberler yayıldıktan sonra tabii ki bunlar çıktı. Çünkü anladığım kadarıyla İzmirli halkın bazı mahalleler ve sokaklarla ilgili belediyenin yetişemediği ve belediyeyle ilgili bir sıkıntılar olduğuna kadar da yazılmış yorumlar ve yazılar okudum. Ve şunu da söyleyenleri gördüm. Yani 5 milyon veya 2,5 milyon bir sanatçıya bizim mutluluğumuz adına verilecekse ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç sahibi olan insanlar olduğu, evet, söyleniyor. Yani haklı mılardır? Haklı olabilirler. Çünkü zikredilen ücret ve meblağ gerçekten ciddi. Yani düşünsenize 5 milyon en az 100 tane ailenin hayatını ya kolaylaştırabilir veya yeni yıla girerken daha mutlu olabilirler, evet, diye de düşünüyorum. Ama tabii ki Gülşen'in sahne alması, sahneye çıkması çok güzel bir şey. Ama ben bu 5 milyonların, yani bu rakamların da biraz bir PR çalışması olduğunu, çünkü biliyorsun ki Gülşen bayağı bir ara verdi, artık konuşulmuyordu. Şimdi konuşulması gereken başka şeyler olması gerekiyor. Yani para olarak da, bütçe olarak da bunun biraz köpürtüldüğünü düşünüyorum açıkçası. Abartı bir fiyat. Yani abartı bu rakamlarda değil diyorsun. Bu rakamlarda olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki bu rakamlardaysa gerçekten, yani İzmirlilerin yapmış olduğu bu yoruma da katılmamak elde değil. Yani böyle bir bütçe varsa ihtiyaç sahipleri yani daha belediye daha çok farklı haklısın. Hizmet alanında bunu kullansa biz halkını daha mutlu eder, daha iyi hizmet etmiş olur diye söyleyenler var. Bu benim görüşüm değil. Çünkü ben İzmir'de yaşamadığım için gerçekten, evet, bilmiyorum yani. Ama orada yaşayan halkın yorumlarını ben şu an size yorumluyorum. Evet.
Diyeyim. En iyi onlar bilir. Onlar bilirler. Yaşayan bilir. Problemlerini. Ama İzmir'de de şöyle bir durum var. Gerçekten hani burada yanlış anlaşılmak istemem ama İzmir çok güzel bir şehir. Çok. Muhteşem bir şehir. Çok. Kolay, yani yaşanması en kolay şehirlerden biri. Ama maalesef İzmir 1990'larda işte o zaman festivaller yapıldı. İzmir Fuarı. Zamanı Evet. neyse hala aynı İzmir. Yani bir taş taş üstüne konmamış. Hiçbir değişikliği yok mu? Hiçbir değişiklik yok. Ne bir altyapı çalışması var, ne bir değişiklik var. Yani 1990'larda İzmir neyse yıl 2023 hala aynı şekilde. Yani bu da biraz tabii ki insanı düşündürüyor açıkçası. Yani Acaba? bunca zaman kendine bir şey katmamış olması Katmamış bir şehrin öyle şehir. gözüküyor olması Öyle gözüküyor olması. Yani bu eski tarz bir şehir etkinliklerde. gözüküyor. Yani kaldı ki orası biliyorsun deprem bölgesi. Evet. Yani birçok binaların orada hakikaten kentsel dönüşüme girmesi de gerekiyor. Çünkü sağlıksız binalar var. 40 yıllık, 50 yıllık binalar hala insanlar içinde oturuyor. Yani biraz tabii ki bunları da düşününce oranın halkına da hak vermiyor da değil. Peki sence o beklenen kalabalık sağlanabilecek mi bu Ya konserde? şimdi biliyorsun Tarkan da o meydanda mı vermişti yine? Evet, Aynı aynı meydanda meydanda. vermişti. Tarkan da çok güzel reaksiyon aldılar. Vallahi Gülşen'e sahip, Beklendiği gibi olur mu? yani İzmir halkı Gülşen'e sahip çıkacağına inanıyorum. Orada da bir izdiham yaşanacağını da farkındayım. Öyle bir izdiham da yaşanacak gibi geliyor. Lakin hani bunu İzmirlerin mutluluğu adına yapıldığı söyleniyor. Moral, motivasyon ama İzmirlerin gerçekten mutlu olması için iyi de bir belediye hizmetine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki ne giyecek, ne söyleyecek merak Şimdi ediyor onu da çok musun? merak Yani ediyorum. halk Çünkü bir konserinde açık ne hava. giyecek yani? Şimdi bu kıyafetler Şimdi halk konserinde bana giyilmez yani. kalsa paltoyla çıkarım ben şimdi açık havada. Ama tabii şimdi söz konusu Gülşen olunca Evet. merak konusu açıkçası. Tabii orada halka vereceği mesajı da çok merak ediyorum. Yani biz de çok sıkı bir şekilde o gecenin takipçisi olacağız açıkçası. Evet, bir boy gösterisi olacak gibi. Olacak gibi görünüyor ama dediğim gibi hala da Gülşen o ürkekliğini, o çekimserliğini atamamış üzerinden. Belki de bu konserle beraber onu da atar diye düşünüyorum. Müziğine ve hayranlarına odaklanması gerekiyor Evet. aslında söylemlerinden çok Çok, evet. birazcık da. Evet. Belki kıyafetler de halk konserine uygun olmayabilir. Naçizane kendi tabii görüşüm. Daha Yani uygun bir şey tercih edilebilir. Yani daha önce biz bir etkinlikte bir araya geldik Gülşen'le Ankara'da. Özellikle rica etmişlerdi bizden ve o kadar şık yine ufak dekolteli ama çok şık giymişti. Yine esmişti geçmişti. Yani yine yapabilir Gülşen. O kıyafetleri giymeden de Gülşen Gülşen'di zaten. Bakalım. Yılbaşının ertesinde çok şey olacak ama bu Çok konserin şey sonrasında yine konuşacağız. hissediyoruz bakalım. Evet, çok şey konuşacağız. Peki kısmetse olurla devam ediyoruz. Ay. Evet, dijitalde yine çok izlenen bir proje. Şimdi bana söylüyorlar işte sürekli kısmetse olur konuşuyorsunuz. Ben 6 yıl hiç konuşmadım bu arada. Hiç. Hiçbir yerde, hiçbir açıklamada yapmadım. Evet. Hiçbir konuşmada da bulunmadım. Ama editörlerimiz ve dev bir ekibimiz var. Onlar hangi diziler, hangi projeler gündemdeyse ve konuşuluyorsa, izleyicinin merakını uyandırıyorsa onları konuşmaya ve onlara ağırlık vermeye devam ediyoruz. Evet. Kısmetse olur da onlardan bir Biri. Evet. tanesi. Fakat skandalları bitmiyor. Daha yeni başlamış bir proje. Yani zamanla olurdu. Genelde öyle oluyordu bu projede ama daha yolun çok başındayken bir eski yarışmacının eski sevgilisini darp ettiği iddiaları ortaya çıkmış Şiddet. ve skandallar bitmiyor. Buyursunlar. Eleştirilerin hedefi olan program Kısmetse Olur bu sefer de darp iddialarının gölgesinde. Photoshop gerçeği. Kalça dansı, ifşa skandalı. Şimdi de darp ve alıkoyma iddiaları. Hangi kısmetse olur yarışmacısı kadına şiddet faili çıktı. Kan donduran olayın işte detayları. Kısmetse olur.
yayın hayatına girdiği günden bu yana izlenme listelerinin başında olan program. Eleştirileri de beraberinde getirdi. Kadın yarışmacılarının sosyal medyada paylaştıkları şoplu resimleri, ardından erkek yarışmacılardan Zeyd'in anlamsız kalça dansı, yarışmanın favorilerinden olarak gösterilen Tolga Kandemir'in ifşa mesajlarının ardından skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Yarışmaya yeni katılan Furkan Can Ağaca'nın geçtiğimiz aylarda sevgilisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı haberleri gündemi sarsacak. Olayın ortaya çıkan detayları ise kan donduracak türden. İddiaya göre Furkan Can Ağaca'nın sevgilisi şiddet mağduru GK, yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek geçtiğimiz aylarda Furkan Ağaca'dan şikayetçi olmuş. Furkan Can Ağaca'dan otel görevlileri sayesinde kurtulan GK, müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaması için Ağaca ve kardeşine bir de para göndermiş. Kadına şiddetin her geçen gün büyüyerek farklı bir boyut kazandığı şu dönemde, kadına şiddet faillerini ekranlarda izlemek istememekle beraber, umarız bu korkunç suç açıklığa kavuşur. Bayağı basına yansıyan bir kadına şiddet olayıyla gündemde bu yarışmacı arkadaşımız. Evet. Hep söylüyorum, o dönemde söylemiştim. İyice araştırmadan bu tip projeleri insan önüne çıkartmamaları gerekiyor kimseye. Sonuçta evet, bu insanlar sevilip sayılabiliyor, bir süre sonra ikon haline geliyor. Ama örnek alınan insanların tabii ki yaptıkları, ettikleri, daha önceki hayatları da daha sonra insan içine, gözler evet, önüne seriliyor. Dolayısıyla daha dikkatli seçimler de yapılabilirdi. Şekil bira görüldüğü yani, gibi. Şimdi Didemciğim, sen zaten bu programın içinden gelmiş bir insan, hı-hı, olarak. Tabii ki sen televizyondaydın. Şimdi YouTube evet, mecrası çok daha farklı bir mecra. Çok, yani alakaları yok bizimle şu evet, an. Evet, evet. Yani kısmetse olur tarzındaki programları YouTube'da olması bence çok tehlikeli. Yani her şeyi yapabilecekleri anlamına geliyor. Daha hayatım, daha program başlamadan sansasyonları başladı. Yani daha başladı, bir ay oldu, daha ne kadar oldu ki? Tabii. Yani skandalları da beraberinde konuşur o hale geldik. Evet. O yüzden de tehlikeli buluyorum ben YouTube'daki mecrasında, tehlikeli buluyorum. Üstelik de kısmetse olurun yayınına bir de tırnak içinde aşkın gücüne eklemişsiniz. Yapmayın Allah aşkına ya. Evet. Aşk bu kadar sevgi, aşk veya işte ne bileyim evlilikti veya beraberlikti, bu kavramları bu kadar ucuzlatmayın lütfen ya. Yani o kadar ucuz buluyorum ki açıkçası. Yani gerçekten o formatın adını değiştirmeniz lazım. Bu aşkın çünkü insanlar gücü, gerçek mi kurgu mu algısından çıkması için evet, bu formatın bir adını değiştirin artık. Evet, aşkın bu başka gücü bir şey olamaz olmuş artık. Yani aşkın gücü, bu libidonun gücü olmuş. Bu başka bir şeylerin gücü olmuş evet, yani. Aşkın, bu başka bir konu. Aşkın gücü değil. Onu bir kere altını çizelim. Değil. Buradan izleyenlerimize de iletelim. Aşk ve sevgi böyle bir şey değildir. Değil. Bu kadar ucuz değildir. Şimdi Furkan'a gelirsek de, ya baksana bir de bir basına bülteni açıklaması yapmış ya. Ya şaka gibiler işte, bakın tehlike burada başlıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani siz bir programa gerçekten araştırmadan neydi belirsiz insanları koyarsanız, çünkü o programın, o ekranın gücüyle, o ismin gücüyle muhakkak bunlar bir yere gelip, gündeme gelip tanınan insanlar olacak. Hatta belki onu izleyen insanların idolü olacaklar ya bu insanlar. Evet. O yüzden gerçekten prodüksiyonun bir konuya veya bir işe başladığı zaman gerçekten iyi araştırması evet, yapması yani gerekir. Yani hepsiniz sonuçta geçmiş ilişkileri ortaya çıkabilir, o çıkabilir. Bunlar, o ayrı bunlardan bir şey, bahsetmiyoruz. Suç unsuru teşkil eden evet, bir durum var burada. Evet. Yani o yüzden şimdi, özellikle araştırma yapılıp aşkım, da kabul edilmesi gerekiyor. Google'da dolaşan bir dava dilekçesi var. Evet. Yani şimdi bak burada okuyorum ben. Yani açıkçası yani bak, şantaj var. Her şey var. Kadına yani, şiddet var. Kadının açtığı bir dava var. Dava var. Tehdit edildiğini söylüyor. Evet. Özel fotoğraflarının kullanıldığını söylüyor. Bunlar çok ciddi, çok büyük iddialar. Büyük iddialar. Ve mahkemeye falan taşınmış. Tabii ki. Yani siz bu süreci bilmiyor muydunuz? Nasıl bu bir yarışmacıyı buraya alırken? Aynen. Hiç mi araştırmadınız ya? Ondan sonra ya gerçekten şunu çok sinirleniyorum Pınar, söylemem lazım. Evet. Şimdi bunlar olunca diyorlar ki ha işte siz de oradan çıktınız. Ya i̇şte, lütfen elma ile armudu karıştırmayın. Hayır, bir genelleme yapılıyor. Yapmayın. Yani her yer, bu genellemeyi yapamazsınız yani bir çürük elma yüzünden. Evet. Demek istediğim bu. Yani herkes aynı şeyleri yaşamadı. O yüzden o genellemeleri yapmayın.
Yani ben şimdi şöyle bir şey, bu Furkan'a gelirsek de yani Furkan'ın sosyal medyasına girip baktım ben. Baktım Furkan'ın sadece arabanın içerisinde ve başka da bir vasfı ve niteliği olmayan sadece arabanın içerisinde verilen resimlerden ibaret bir çocuk olarak gördüm ben yani. Bir kişi olarak gördüm. Yani şimdi gerçekten hani bu tarz programlara alınan insanların gerçekten iyi bir araştırmadan, iyi bir süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Çünkü siz adı üstünde kısmetse olur adını koyuyorsanız ve bu bir deste izdivaç programıysa değil mi? Siz burada gerçekten çok dikkatli kaskılar yapmanız gerekiyor. Bizimki de sıkı yönetim vardı. Instagram hesaplarımız prodüksiyonda bir kişinin elindeydi biliyor musun? Biz bile kullanamıyoruz. Biliyorum. Paylaşımlarımızı onlar yönetiyordu. Giydiklerimizi, söylediklerimizi zaten bant çekiyorduk. Hemen kesiyorlar. Hiç yani bunlar yayınlanamaz diyorlar. Yayınlamıyorlardı. Evet. Burada böyle bir şey de yok. Zaten bu kadroyu özellikle her şey yapabilecek kadar marjinal ve acayip tiplerden seçmişler. Kızların profillerine gir bak, sadece vücut paylaşımları var. Şimdi profilinizde değil mi, bu sizin yüzünüz, CV'niz gibi düşünün. Sosyal medya hesaplarınızı neyini öne çıkartmak istiyorsan, neyinle anılmak istiyorsan onu paylaşırsın. Evet. İşinse işin. Vücudunsa vücudun, işte aile hayatınsa aile hayatın, yemek sayfasındır yemeğin. Bunlar sadece vücutlarını paylaşmışlar. Bu ne demek oluyor? Yani şimdi ben, ne oluyor biliyor musun böyle aşkım? Böyle bir profilim diyorsun o zaman şimdi sen yani. Şimdi bu yarışmaya katılan insanların çok da doğru mesaj verdiklerini düşünmüyorum. Yani doğru mesaj bu değildir. Doğru profil de bu değildir. Ama doğruymuş gibi gözümüze sokuluyor. Yani bir kere bunu çok iyi izleyicinin ayırt etmesi gerekiyor. Yani bu programı izlerken gerçekten hani böyle film izler gibi izlesinler. Hayat böyle bir şey değil. Hayatın içerisinde böyle bir şey yok. Evlilik böyle yapılmaz. Veya koca veya karı koca olmak böyle bir şey değildir. Bakın yani şimdi burada benim aslında hassas bir denge var. Siz Türk toplumuna deste izdivaç programı adı altında başka bir şey sunuyorsunuz. Aynen öyle. Başka bir şey sunuyorsunuz. Bir tanesi diyor ki ben diyor kalça protezime diyor 10 bin euro verdim diyor. Parasız adamla olamam diyor. Şimdi bir kişi de bir Allah'ın kulu da geçip karşısında demiyor ki sen oraya yatırım yapıyorsan o zaman sana gelen adam direkt oraya gelsin istiyorsun. Yani popona baksın, kalçanı beğensin, sana gelsin. Senin başka bir derdin, davan yok o halde değil mi? Yani yatırımın nereye yaptı? Resmen bunu yayınlamışlar. Bir de yayınlamışlar. Bunu yayınlıyorlar ve veriyorlar. Marifet gibi. Şimdi yaş ortalaması bizim dönemimizde daha fazlaydı. Şu anda kısmetse olurun izleme yaş ortalaması çok düşmüş. Daha da mı düşmüş? Düşmüş. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü televizyon izleyicisi yaş kitlesiyle internet izleyicisinin yaş kitlesi aynı değil. Değil, değil tabii. Değil. Daha çok gençler. Bize ölçümler geliyordu mesela. Hani hangi yaş aralığı daha fazla sizi izliyor daha diye. Sizi daha çok daha olgun teyzeler falan izliyordu değil mi? Televizyondaydık. Yolda beni anneler çevirip hala kızım gibisin, gözüm gibisin deyip beni seviyorlar. 12-13 yaşında çocuklar yani. İzliyor şu an herhalde diye düşünüyorum ben artık yani çünkü. Yani değil bayağı mi? Bayağı düşmüş durumda ve bu tip diyaloglar yayınlanıyor. Gördüğün gibi. İşte dedim ya YouTube yani. Mecrası çok tehlikeli bir mecra. Resimlerdeki farkı görüyor musun peki? Ya ben İnternetten aldığım eve gelen. Yani evet. Yani bu ne şimdi yani? Şimdi ben erkek olsam baksam desem ki wow kıza bak. Fena değilmiş ya konuşayım desem. Ya bana diğer kız gelse bir dakika. Derim ki sen amcasının kızı mısın, sen kimsin yani? Bir dakika, gerçekten o kız bu kız mı? Bakın. Hepsi öyle, kızların hepsi öyle. Ama yani yüz nakli yapılmış gibi hazır profil suratları yapıştırmışlar Facebook'tan. Şuna bak. Hazır ya, fotoğraflar. Ya şimdi, insanları şimdi şudur budur böyledir öyledir diye şey ya yapmak herkes, istemiyorum. Herkes her kadın kategorize efekt yapıyor. Etmek istemiyorum hepimiz da. Yapıyoruz. Hepimiz ama yapıyoruz ama. Bu bir yüz nakli yani olmuş. Nitelikli dolandırıcılık bu. Yani başka bir şey değil. Ben böyle derim açıkçası. Yani bir de boynuyla kafası arasındaki renk farkı falan. Bari onu düzelseydin. Şimdi bak. Bir şey söyleyeyim mi? Orijinal hallerinde daha tatlılar biliyor musun? Doğallıkları var. Bakma keşke profillerinde bu kadar abartıya gitmeselerdi. Orijinal hallerinde daha bana doğal geldiler. Evet. Kendi görüntülerinde. Öyle mi? Bu farklılık olduğu için komik oluyorlar şu an. Komik duruma düştüler. Yani. Herkes bunu konuşuyor. Evet. Şimdi şu da bir gerçek. Mesela ekranlara hani tanınmak için çıkıyorsun değil mi? Evet. Şimdi ekran yüzüyle resim yüzün
birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Aynen şimdi biz öyle. Mesela biz de ekranlardayız. Dışarı çıktığımızda bak Didem'e olsun bana olsun buradan sohbet ediyoruz. Hep beraber konuşuyoruz şu an. Bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Siz ekranlardan daha güzel misiniz? Canlı da daha güzel misiniz diyorlar ya. Bana kızıyorlar ya. O yüzüne o efekt niye yapıyorsun? Ya bazen yapıyoruz. Dudağını büyütüyor yok yüzünü büyütüyor diye. Yok ama dudağını zaten büyütmüyoruz ki öyle bir şey yapmıyoruz. Zaten dudağı öyle yani. Efekt yapınca bana kızıyorlar bile senin bu halin daha yani iyi diye. Yani o yüzden güzel olan şey bu. Evet. Yani birebir temas halinde olduğunuz zaman insanların sizi ne kadar beğendiği. Çünkü öbür türlü sizi tanımıyorlar ki. Sen kimsin diyorlar çünkü o resimdekiyle kendini örtüşmüyorsun. O zaman tanınmanın bu kadar meşhur olmaya çalışılmanın ne anlamı var? O yüzden işte diyorlar herkes birbirine yolda benzedi. Yolda yürüyeceksin seni tanımayacak mesela değil mi? Tanımayacak niye çaba çünkü veriyorsun ben mesela bu, kadar... bu internetteki kız arkadaşımızı görsem bir de canlıdaki halini hiç görsem ben bilmem ki. Bilmezsin normal Ayşe, o yüzden diyorum Fatma. Tanınmayacaklar. Evet. Şimdi bu yarışmacılar da bizdeki gibi olmayacak. Esamileri bile okunmayacak. Bir sene sonra hiç kimse hatırlamayacak. Evet. Bizde efsaneleşmesinin sebebi oydu. Evet. Samimiyet geçti. Bir şekilde bizim yarışmacılarımızın samimiyetleri geçti. O evet. insanların hepsinin ha beni sevsinler sevmesinler onların bana olan sevgisine ihtiyacım hiçbir zaman olmadı. Ama benim hiç kimseyle bir sorunum da olmadı bunca zaman. Evet. Hiçbiriyle. Ne haklarında kötü konuştum ne bir şey dedim asla. Ailelerini de tanıdığım için her tabii. zaman başımın tabii. üstündeler. Her zaman ne derlerse ha ha dedim geçtim. Çünkü aynı dönem aynı iş yerinde çalışmış arkadaşlar gibi görüyorum onları ya, ben. Aynı bir ekmeği paylaşmışsınız hayatım birlikte yani. Birlikte aynı sofrada da yemek tabii, yedik. Tabii, ahde tabii. vefalar da tabii, var. Onların tabii. da bende hatırı var. Evet. O yüzden hiç konuşmamışımdır. Ama eski yarışmacılardan da ilişki olanlar dahil prodüksiyonu arayıp ben yeniden dönmek istiyorum diyenler olmuş. Aa. Ben geri gelmek istiyorum İlişkisi diyenler. İlişkisi olan iki kişi bile demiş ki ben tekrar dönmek Hadi istiyorum canım. Diye. Yani proje çok tutunca, çok izlenince yeniden aynı projeye gitmek isteyenler olmuş. Şimdi onu da düşünüyorum. Yani niye yıllar sonra aynı işin içinde yeniden yer almak isteyesin ki? Yani hiçbir şey yapmamış olman lazım. Boş gezenin boş kalfası olman Öyleler lazım. Öyleler demek. Kendine hiçbir şey katmamış olman lazım. Aynen. Orada insan... kalmışlar yani. Heh, orada kalmışlar. Kalmaya da devam etsinler. Bir kere olmadıysa da bir daha, gittiğinde de Yo, bir belki numara para, olmaz yani. Belki de para kazanmanın peşindeler ya. Belki de para kazanmanın peşinde Hayatım, olabilirler. Hayatım haftalık yani. Ücret alınıyor zaten alınıyor orada. Alınıyor değil mi bu yani? Şimdi tabii. o yüzden bize diyorlardı kurgu muydu gerçek miydi? Haftalık yani. Ücret alıyorsun orada. Yani ne kadar gerçek olabilir ki diyorum ben yani. De her fırsatta. Ay yaşanan ilişkiler gerçekti. Bunu söylemem lazım. Şimdi burada ilişkiler yaşandı. Burada sence gerçek bir ilişki çıkar mı buradan? Değil Efendim? Mi? Gerçek bir ilişki çıkar mı burada? Buradan hiçbir şey çıkmaz. Çıkmaz. Bir cacık olmaz söylüyorum. Bu kadrodan değil. Bir tane favorim bile yok. Yok değil mi? Bakalım ne önümüzdeki acı? Günlerde yeni gelen yarışmacılardan favorim olursa mutlaka söyleyeceğim. Tamam. Bu diyeceğim. Hadi bakalım. Peki Umut Evirgen'le devam edelim. Bomba bir gelişme var. Hayırdır? Evleniyor mu? Umut Evirgen, İzlandalı sevgilisi Tor'dan yeni ayrılan Dilan Çiçek Deniz'i Şaka. Markajına mı aldı? Gözüne mi kestirdi? Hadi bir bakalım mı görüntülerinize? Hadi canım. Buyursun. Genç işletmeci Umut Evirgen çapkınlığa tam gaz devam ediyor. Önce Serenay Sarıkaya. Burada. Ardından Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşayan çapkın Evirgen. Farah Hanım, Umut Bey'in evine geldiniz. Bu sefer hangi ünlü güzeli yakın markajı aldı? Magazin dünyasının hızlı çapkın Umut Evirgen. Melisa Şen olsun. Umut Bey nasılsınız? Sokağa çıkmaya sandım. Nasıl gidiyor tatiliniz? İyi. Nasıl Allah gidiyor? Gelsin. Süper bomba. Tuba Büyük Üstün. Merhaba. Merhaba. Ben yine buraya yaşası baktık galiba. Hadi kolay gelsin. Yaşası baktık galiba. Yok. Abi şu şeyi sen. Gibi Türkiye'nin yetenekli ve güzel kadınlarıyla yaşadığı aşklardan sonra yıllardır hayran olduğu güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile uzun bir ilişki yaşamış, ilişkilerinin her anını sosyal medyada da paylaşmaktan geri durmamıştı. Sarıkaya ile sürdürdüğü ayrıl barış ilişkisini sonlandıran genç işletmeci çapkınlığa devam dedi. Dönemin yıldızı parlayan oyuncusu Aline Boz'u beğeni yağmuruna tutarken Aline Boz'dan hamle gecikmedi. Önce takibine dönmedi. Ardından Umut Evirgen'i engelledi. Pes etmeyen Evirgen genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'da son şansını denedi.
Hafsa Nur da dönmedi. Yine bilindik bir senaryoyla karşımıza çıkan Umut Evirgen, Bergen dizisiyle kariyer basamaklarını zirveye taşıyan Fanaz Zeynep Abdullah'la birlikte görüntülendi. Sadece arkadaşız dedi, aşkı yalanladı. Sözde arkadaşların aşk tatilini yaptıkları paylaşımlar ortaya döktü. Geçtiğimiz yaz Yunanistan'da eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı aşk tatili gündem olmuştu. Evirgen Sarıkaya ayrılığını hazmedememiş olacak ki Serenay'a nispet yaparcasına Fanaz Zeynep Abdullah'la Yunanistan'a gitti. Kendi mekanlarında Abdullah'la sık sık bir araya gelirken Evirgen'den kafa karıştırıcı hamle geldi. Çapkın işletmeci, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor'dan olaylı bir şekilde ayrılan güzel ve yetenekli oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i gözüne kestirdi. Sosyal medyada yaptığı nefes kesen pozlarıyla beğenileri üzerine toplayan Deniz'in Amedeus oyununun kulisinden yaptığı fotoğraf paylaşımına... Evirgen'den emojili yanıt geldi. Bakalım bu hamle arkadaşça mı yoksa yeni bir aşkın mı habercisi, bize zaman gösterecek. Söz konusu Umut Evirgen olunca oyuncuları da fazla sevince... arkadaşça bir yaklaşım mı yoksa flört mü etmek istiyor, emin olamadık doğrusu. Vallahi Umut Evirgen yani arı gibi maşallah, yaz kış demiyor, o çiçek bu böcek yani geziyor, koşup bal topluyor yani. Onun deyişi bu, arımaya arımaya. Ya Dilan çok tatlı bir kız, ben Dilan'ı gerçekten çok beğeniyorum ve başarılı da bir artist. Bence şu an çok iyi de bir aslında grafik yakaladı. Yani bir başarı grafiği var Dilan'ın. Hmm. Yani bunu mümkünse Dilan'cığım Umut'la yani Umut Evirgen'le baltalama ya. Şu çıkışını baltalama. Umut Evirgen hangi artiste el atsa bir gerileme oluyor onlarda ya. Hiç fark ettin mi? Bitiriyor sanki ya. Bitiriyor kariyerlerini bitiriyor. Evet, yani zaten Dilan'cığım Umut herkese yazan, çizen, çiçekler, böcekler, kalpler, emojiler gönderen bir tip yani. Yani sen şimdi kalkıp da herkese yazan çizen bir tipe Umut bağlama. Yani adı Umut ama Umut bağlanmaz. Bağlanmaz yani. Onu söyleyeyim. Söyleyeyim sonra demedi demesinler. Ya ben gerçekten güvenmiyorum Umut'a. Yani en fazla baktığın zaman ilişkilerin ömrü bir ay iki ay. Yani... şeyden sonra hele o ilk ilişkisi ya, Tuğba. Tuğba'dan sonra daha bir böyle saldı, bir saldım çayıra mevlam kayıra. En güzel ilişkisi oydu zaten. En güzel ilişkisi oydu. Ondan sonra zaten daha güzel bir ilişkisini gördüysek tövbeler tövbesi yani. Aynen. Göremedik ve hiç güven veren bir tip değil. Şimdi Bilal Beyciğim olsaydı burada neler söylerdi, neler söylerdi. Seceresini dökmüştü Seceresini biliyorsun. Dökerdi şu an. O yüzden de aman kızım, aman Dilancığım lütfen çok güzel bir çıkış yakaladın. Çok güzel bir yani başarı grafiğin var. Umut'la bunu baltalama canım benim. Ben ancak bu kadarını söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar olur. Ama olabilir Dilan'la. Yani Dilan olabilir Sakın Umut'la ya. Diye düşünüyorum. Dilan kendine bu haksızlığı yapar mı diyorsun? Olabilirler. Yani Umut'ta bir şeytan tüyü var yani. Var. Var Ay, çocukta. Kimler neyin kimler? Şeytanı, Serenay Sarıkayalar, Melisa aşkına. Şen olsunlar, Tuğba Büyük Üstünler. Şimdi baktığında bu kadınların hepsi çok güzel tamam, ve çok oldu? Popüler. Ne oldu? Ne oldu? Çiçeği yani Umut... İlk etapta kadınların dilinden iyi anlayan biri. Evet. Hatırlıyor musun? Var bir şey. Hatırlıyor musun? Adil Yıldırım gelmişti bize. Evet. O ne demişti bu tür erkekler için? Flörtöz adamlar. Hayır, çakal mı demişti? Çakal adamlar mı demişti? Sırtlan, sırtlan. 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 Onlar biliyorlar böyle. Yavaş nasıl yavaş. Yavaş yavaş. Çiçekler, böcekler, emojiler, tatlımlar, bıcır bıcır bıcır. Ay o kahvaltı yapmalar. Sonra gerçek yüzlerini mi gösteriyorlar? Sonradan ne oluyor biliyor musun? Böyle alıyorlar seni, çıkarıyor. Ondan sonra bir sineği böyle tık atıyor ve gidiyor. O yüzden hiçbir genç kızımız kendine bu haksızlığı yapmasın. Adamın seni terk ettiğini gazeteden öğreniyorsun. Aa bitmiş bizim ilişkimiz, haberim yoktu diye. Ya yine öyle öğrensen yani... iyi. Öyle öğrensen yine iyi. Ay çok kötü ama. Ya vallahi işte yani. Ben söyleyeyim anacığım.
Ben lafımı ortaya koyuyorum. Şimdi öyle bir durum var ya, gaslighting mi? Şimdi öyle bir ilişki tarzı başlamış. Önce ne sana sighting? Çok... Böyle şeylere artık İngilizce isimler veriliyor Pınar. Allah işte. Allah. Bildiğimiz şeyler aslında da işte. Neymiş? Açılımını yap bana. Açılım. Yönetmenim ona bakar. Açılımını şey, yapsınlar bize. İnternetten. Ben öyle anlamıyorum. Önce senin hayatına giriyor. Önce müthiş ilgileniyor. Gaslighting değil mi Çağla'cığım? Önce çok ilgileniyor seninle. Müthiş davranıyor. Siz dediğin gibi seni el üstünde tutuyor falan. Sana olan ilgisi falan. Çıkarıyor çıkarıyor başın tepesine. Sonra bir anda yok oluyor adam. Sen ona tutuluyorsun. Allah Allah, nasıl bir vicdansızlık bu? Alıştırıyor kendine, ondan sonra da yok oluyor. Aa. Ondan sonra sen o duygu boşluğuyla kalıyorsun ortada böyle. Şimdi ama ne bu çok büyük diye. Bir kötülük, bu bir hastalık şimdi o zaman. Şimdi böyle ilişki türleri çıktı maalesef. Aa, Allah bizden uzak etsin bu tür ilişki türlerini. Amin. Zaten biz de çok kanarız da pışık. Yani işte kanmıyoruz tabii de. Yani kan ya. Ya böyle bir şey yaşamaktansa... Hiç yaşamam. Seviyeli bir yalnızlığı tercih ederim aynen diye. Aynen de öyle. Aynen de öyle canım benim. Öyle işte ilişkilerde böyle durumlar yaşanabiliyor. Umut söz konusu olunca da Dilan'la görüşme ihtimalleri de çok yüksek diye düşünüyorum. Ya görüşmesin Dilan. Görüşme Dilan. Zaten şeye gittiyse gizli kalsına. Gitmiş başlar mi? Orada her şey. Ya şu gizli kalsını çok merak ediyorum. Beni bir gün götürsene oraya hayatım Dida. Hayatım ufacık, tefecik, küçücük bir yer. Allah bir pizzacının Allah. Arka kapısından giriliyor. Bence almazlar. Beni almadılar gerçekten. De beni görüp Dida Hanım siz bence gelmeseniz daha gerçekten iyi. Gerçekten mi? Neden dedim biz ben gelemiyorum. Biz de kalmamıştık oraya zaten. Magazin yaptığım için mi artık gelemiyorum dedim. Aa. Ya içerisi biraz dolu da dedi söyleyemedi. Söyleyemedi. Ama biz de kalmamıştık Umut'un yerine zaten. Aynen yani hiç. Ama herkes oradaydı o gün. Öyle mi? Tabii. Ama ben gitmesem de haberleri aldım. Bizim kuş, ay bizim Bilal Beyciğim'in kuşları her yerde. Tabii. Her yerde. Tabii. Biz İlla duyarız. Orada olmamıza gerek yok. Gerek yok. Kuşlar bize haberleri uçuruyor biliyorsunuz. Aynen. Bir umuttan o zaman diğer umuta geçelim. Evet. Umut Akgüre. Aa evet. Umut Akgüre'nin biliyorsunuz Türk sanat müziğinde çok sevilen bir evet. sanatçı. Çok evet. Güzel şarkıları olan, güzelliğiyle de mesteden bir evet. kadın sanatçı. Ama son günlerde çıkışlarıyla da gündeme geliyor. Özellikle kadınlara yönelik. Daha önce de yayınımızı almıştık biliyorsun. Hı hı, evet. Yine kadınlara yönelik eleştirileri vardı. Yani dekolte giyinmesi, bu kadar açıklıkları, sahnedeki hı hı. söylemlerini eleştirmişti Umut Akgürek. Şimdi ise estetik konusuyla gündemde hı. Umut Akgürek. Vadise'nin bir paylaşımı sonrası bu ikili karşı karşıya gelmiş. Önce görüntülerimiz var, ardından yorumlarımız var. Sosyal medya bu tartışmayı konuştu. Hadise mi estetik güzeli, Umut Akgürek mi? Hadisenin dansıyla ilgili bir paylaşımın altına yorum yapan Umut Akgürek, Hadise hayranlarını karşısına aldı. Hayranları Hadise'nin doğal güzel olduğunu savundu. Umut Akgürek kahkahayı patlattı. Bu tartışmanın ardından iki ünlü isminde estetikli ve estetiksiz halleri gündem oldu. Kim daha doğal güzel? Kim daha estetikli? İşte detaylar. Bir tarafta Mehmet Dinçerler'le olaylı bir şekilde boşanan Hadise, bir diğer tarafta Türk sanat müziği yapan Umut Akgürek. İkisi her ne kadar çok farklı müzik türleriyle uğraşsa da onları buluşturan bir ortak nokta var. Estetik. Hadise'nin şöhreti yakaladığı ilk yıllardaki haliyle şimdiki halleri hep kıyaslandı. Bir dönem çenesine, bir dönem kalçasına ve zaman zaman yüzüne estetik işlemler yaptırdığı konuşulan Hadise değişimiyle sosyal medyada olay oluyor. Geçelim Umut Akgürek'e. Akgürek de tıpkı Hadise gibi estetik yaptıran isimlerden. Hatta Akgürek'in bir dönem yaptırdığı estetikler sebebiyle Angelina Jolie'ye benzemeye çalıştığı söylenmişti. Son haliyle değişimi gözler önüne serilen Akgürek, geçtiğimiz gün Hadise'nin bir haberinin altında Hadise hayranlarıyla polemiğe girdi. İcra'yı sanat eğiliyorlar. Ah ah. Hadise doğal güzel, Umut Akgürek estetikli güzel. Aradaki fark işte. Hiç güleceğim yoktu. Sizce kim daha çok estetikli? Sizce kim haklı? Hadise mi? Umut Akgürek mi? Ya izleyiciler de nasıl kızıştırıyor hemen fake hesaplardan. Ya. O daha güzel, yok bu bundan daha güzel. O daha az estetikli, bu daha doğal güzel. Şimdi de böyle bir şey başladı. Yani şimdi... estetik yaptırmayınca doğal güzel oluyorsun algısı. İşte estetik yaptırdığında o güzel değil, aslında çirkin de. Estetikle güzelleşmiş bir şey, gibi bir algı yaratılmaya ben sana çalışıyor. Bir şey söyleyeyim. İşin özü ne biliyor musun? Senin kumaşın güzel değilse ne yaptırırsan yap güzelleşemezsin. Ne yaptırmazsan da
Hani yanlış söyledim. Eğer bir insanın kumaşı güzelse ne yaptırırsa yaptırsın daha da güzelleşiyor. Evet. Eğer kumaşı güzel değilse yaptırdıkça zaten kötüleşiyor. Aynen. Ne yaparsa örnek, yapsın olmuyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Öyle çok var. Olmuyor. Onu da görüyoruz zaten. Şimdi benim anlayamadığım konu yani Hadise ile Umut Akyürek bu konuda karşı karşıya getirmek ne mana? Onu anlayamadım. Yani onu çözemedim. Hmm. Hadise tabii ki ay burada da çok kötü Hadise ya. Ay o kaş. Ay, estetik hiç yok. Kaçının da acaba bu? Şimdi bak burun yok, dudaklar şimdi hayatım yüz. Tabii ki ilk çıktığı. İlk zamanları ama. Hayatım ama hepimizin öyle şimdi ilk çıktığı. O zaman ince kaşlar modaydı ama Pınar. Hayatım şimdi hepimizin ilk çıktığı yıllarla. Evet. Gelişen yıllar arasında tabii ki kendimizi geliştirdiğimiz, büyüdük, hoca, kadın oldu ifademizin artık değiştiği, evet, teknolojinin de getirdiği tabii rahatlık ve o teknolojik estetik şeylerin de bize, evet, sunmuş olduğu güzelliklerle tabii ki kendimizi keşfettiğimiz bir süreç, tanıdığımız bir süreç ve sonuçta oturan bir sürecimiz oluyor. Bu hepimiz için yani bir serüven, yani hayat da bir serüven. Sadece İnsanların estetik olarak hayatlarına bir şey katmıyorlar ki, katıyorsun ama bilgi olarak da katıyorsun, düşünce olarak da katıyorsun, ne bileyim seçimlerinde de değişimler oluyor. Yani hayat zaten bir değişim sürecidir. Yani zaten olduğunuz gibi kalırsanız bir sorun var. Ama evet, dediğim gibi ben burada şimdi Umut Akyürek'le Hadise'nin hani bu konuda karşı karşıya gelmesinin bir manasını göremedim açıkçası. Umut Akyürek de süreç içerisinde abartılı estetik yaptığı konuşuluyor Umut Akyürek'in. İzleyici yorumları bu yönde. Umut Angelina Jolie'ye kendini benzetmek için estetik yaptığını deniyor. Birine benzemek için estetik yaptırmakla kendi doğal güzelliğinin akışında küçük dokunuşları yaptırmak arasındaki tabii ki farkı var. Var. Aynen şimdi öyle. Eğer ki Umut da çok güzel bir kadındır yani, hem sesi güzel hem fiziği de güzel bir kadın. Ama Umut'ta ben şunu gördüm. Geçmiş yıllarda bir Angelina Jolie hayranlığı var kendisinde ve ona benzetmek adına bazı girişimler yaptığını da biliyorum. Çünkü seviyor. Ama işte bu ne kadar doğru? Çünkü hepimiz başka bir kimliğiz, başka bir kişiliğiz, başka bir yüzüz. Evet. Şimdi ben kalkıp kime benzeyeyim mesela? Kime? Jennifer Lopez'e benzemeye çalışayım diyeyim. Ya var ya, olurum herhalde bir hilkat garibesi. Çünkü o Jennifer Lopez'e özel bir şey. Yani, bu Pınar Lopez. Ben Lopez. Pınar Lopez. Vallahi. Lopez. Ama bir havan var, aşkım, bir andırman var bak. Şimdi bir dakika, Lopez'den Lopez'e geçtik, haklısın. Eskiden Lopez'tik. Bana da Kim Kardashian'a benziyorsun diyorlar mesela sürekli. Yani, i̇şte o da esmerliğim, işte yüz hatlarım falan. Ama benzerlik yine de sen, olabilir, hatlarımız benzeyebilir. Olabilir, ifade benzerliğin de olabilir. Şöyle evet, bir baktığın zaman evet, benzetiyor muyum? Ben de benzetiyorum. Karslı onlar normalde salt, biliyorsunuz. Evet, evet, salt ona benzeyeceğim diye de sen kalkıp da şekilden şekile sokarsan kendini, vallahi evet, önce beni görürsün karşında mesela, evet, yani. Bu doğru değil. Bu hareketler doğru değil. Şimdi ben biraz Umut Akyürek'te onu görüyorum. Hmm. Var. O şey hani Jennifer, aman şey, Angelina Jolie'ye benzemek için yapmış olduğu bazı şeyler var. Hmm. Mesela dudaklarını inanılmaz şişirtti. Hmm. Yani elmacık kemiklerini inanılmaz ortaya çıkardı. Yani her şeyin aşırısı. Aşırı yapıldığında kötü. Yaşı çok büyük gösteriyor estetik ya. Çok ince bir çizgisi var. Sanki bir milim daha fazla yapılsa. Evet. 10 yaş arttırıyor estetik. Öyle de bir durumu bak, var. Hem yanaklarımı bir ara ben çok seviyordum. Şu şey şuralara dolduruyordum falan. Şu an o kadar tiksiniyorum ki. Sen şu anda ki, bir şey yok. Hepsini erittirdim. Eritir. İstemiyorum yüzümde. Evet. O ablaklık, o patates suratı istemiyorum artık. Evet, evet. Bir süre sonra insanın kendinin istemesi gerekiyor. Şunu demen lazım. Bana bu yakışmıyor. Evet. Bu ben değilim. Ama bir de arkadaşların, bak bir şey söyleyeyim mi? Yanınızdaki dostunuza, inandığınız arkadaşlarınıza çok gerçekten inanıyorsanız sözünü dinleyin. Bazı arkadaşlar da öyle insanlığı, öyle bir şey yapıyor. Doldur hayatım, doldur. Yap, diyor. Yap diyor. Sakın bunlara kulak kötülüğünü asmayın. Kötülüğünü istiyor. He. Var ya, her arkadaş da seni seviyor değildir. He. Söyleyeyim bak. Gerçekten, hele kadın kadına. Gerçekten inandığınız insanların lafını dikkate alın. Mesela ben sana ilk günden beri ne diyorum?
Allah aşkına yaptırma diyorum. Çünkü neden biliyor musun? Vallahi o kadar 8 güzel, aydır hiçbir şey yaptırmıyorum O kadar artık. Güzel milyon bir yüzüm var ki. Evet. Kendine ihanet ediyorsun onları yap. Sen zaten evet. Çok güzel bir kadınsın. Bir de ekran daha da yakın çekiyor. Tabii. Yüz falan. Tabii. Oluyor 5 kat büyüklük hayatı yani. Sen ekran tabii. Yüzüsün. Evet. Sen ne kadar milyon olursan. Bak ben zayıfladıkça mesela biraz şu ara gerçi kendimi biraz yorgun ama hissediyorum ama. Ama ekrana çıkan ya da sahne alan ya da medya görsel sanatlarla ilgilenen insanların bu tip kendiyle oynamalarına karşı ya, değil. Tabii sonuç ki. Olarak her zaman iyi ve hoş gözükmen lazım izleyicine. Bu bir gerçek. Beğenilmek. Şimdi, bugün 20 yaşında öğrenci de dudağına dolgu yaptırıyor falan. Tabii. Baktığın zaman tabii. Yani artık iş o noktalara geldi. Estetik boyutunda. Aynen hani geldi. Eskiden daha farklıydı. Hani 30 yaşından sonra estetik yaptır, daha yaptırma denilirdi. Şimdi 20 yaşındaki kızlar 50 bin bakımdan geçiyor yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? O 20 yaşındaki kızların yaptırdığı estetikler o kadar üzülüyorum ki. Neden biliyor evet. Musun? Kendilerini, kendi yaşlarını yaşayamıyorlar. Ya bir müsaade edin. Çünkü daha değişecekler değil mi? Değişeceksiniz tabii ki. Ya bakın evet. Şunu söylemek istiyorum. Ben doğum yaptıktan sonra ayaklarım büyüdü, gösterim büyüdü. Doğum yaptıktan sonra çünkü yani kendinizi yani tabii hani bakın o, eliniz ayağınız büyüyor. Lazım. Aynen. Allah'ın takdiri olsun mesela yani bir şimdi 19 yaşında evet. Bir genç kızımız ay göğüslerim küçük silikon taktıracağım dediği zaman sakın diyorum sen dur doğal sürecinde zaten onlar gelişiminde yani sen geliştikçe onlar da gelişiyor. Daha kadın müsaade kadınsı gözükeceksin zamanı aynen. Var yani. Sevgili çocuklar bir kendinize müsaade edin. Edin büyümenize o yaşınızın tadını çıkarın. Yani o makyaj yapmamanın tadını çıkarın. Çünkü zaten bakın bizim yaşlarımıza geleceksiniz ve yapacaksınız. Evet. Ama biz geriye dönemiyoruz ki. Zaten ilerliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani ileriki zamanda yapacağınız şeyleri şimdiden yapmaya başlarsanız 30'lu yaşlarda işte 60 yaşında oluyorlar. Gözüken evet. Gençler görüyorum ben. Ben şimdi artık kızlarda yaş tahmini yapamıyorum ya. Mesela evet. Kaç yaşındayım sence diyor. Bilmiyorum diyorum yüze bakıyorum yüzde bir ton operasyon var helalde diyorum 30 yaş üstü falandır hani bunları yaptırdığına evet. Göre. Çünkü hani sonra bana diyor ki 22 yaşındayım diyor bir şey de diyemiyorum ama üzmek de istemiyorum ama hani arada kalıyorum. Yani o yaşın duruluğu o yaşın freshliği yok ki gitmiş yani tamamen kadınsı hatlara bürünülmüş. Bu da sosyal medya yüzünden işte kızlara diretiyorlar bir kusursuz güzellik algısı. Yani bu makyajı yapacaksın, dudağın bu büyüklükte olacak, yanakların böyle gözükecek, göğüslerin kesinlikle büyük olacak, kalçan böyle gözükecek diye bir bakın, algı yaratıldı. Evet. Dünya genelinde bu böyle. Eskiden. Ve estetiğe, ya yemiyor içmiyorlar, estetiğe para için. Şimdi bak bu algı ilk başta nasıl yani, yaratıldı biliyor musun? Eskiden Barbie bebekler vardı, hala da vardır eskiden evet. Diyorum. Şimdi bu Barbie bebekler çocuklarımıza benim... Kızımı psikoloğa götürdüğünde bana psikolog söyledi bunu. Pınar Hanım dedi evde ne kadar Barbie bebek varsa hepsini kaldırın, atın. Hmm. Çünkü o Barbie bebek kusursuzluk o çocuğun tabii. Kendini beğenmemesini veya onun gibi olma algısı yaratıyormuş evet. Biliyor musun? Yani biz ebeveynlerin yani çocuk sahibi olan kadınların da bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani kız çocuklarını Barbie bebekle büyütmeyin ya. Alın bakmak alın tavşan alın onu alın anlatabiliyor muyum? O Barbie bebek kusursuzluk algısı daha çocukken veriliyor. Bizlere. Tabii. Hep onun gibi gözükmen tabii lazım. Tabii ki ya bir Barbie bebek İmajı algısı veriyorum. Yok mu? Mesela biz birini gördüğümüz zaman ay demiyor muyuz? Ay Barbie bebek gibi kıza evet. Bak. İşte evet. Bu algı çocukluktan yaratılıyor biz kadınlara. Evet o klasik görüntü algısından çıkmamız lazım. Yani o olmazsa çünkü herkes artık aynı gözüktü. Herkesin kendine aynen, özgü bir güzelliği, herkesin aynen kendine öyle. Özgü bir ışıltısı ve parıltısı vardır. Evet kendince o auranızı ortaya çıkartın. Evet. En güzel güzellik de kalp güzelliğidir. Kesinlikle katılıyorum. Peki süremiz doldu o halde. Bitti mi? Bitti. Kalbimi gönderiyorum yarın, size. Yarın ve pazar kadar. Günü canlı yayındayız. Saat 17'de Beyaz TV'de Beyaz Magazin'de buluşmak ümidiyle. Görüşürüz. Öpüyoruz sizleri seviyoruz efendim.